Kayseri'de orta sanayide çalışan elektrikçi ve motor ustası İsmail ve Yalçın Usta geliştirdikleri yazılım sayesinde araçlarına cep telefonuna komut verip çalıştırabiliyor, otomatik olarak bagaj açtırabiliyor ve tüm elektrik sistemlerini kontrol edebiliyor. Yaptığımız program buradan zaten söylüyor kendisi. Kontak açık, kontak kapalı. Kontak açık, marşa basıyoruz. Bunda zamanlayıcı kesinlikle yok. Sen ne kadar basarsan o kadar basıyorum aşağı. Stop etmek için de kontağı kapatıyoruz. Yalçın Abravcı ismim. 23 yaşındayım. Orta sanayide dükkanım var. Küçüklüğümden belli bu işin içindeyim. Bu projemiz aslında daha önceden yapmış olduğumuz bir araca yapmıştık. Dedim neden bu araca da olmasın. Bu sayede yani bunu düşünerekten de uğraşarak bir hafta süre içinde uğraştık. Emek verdik. İsmail abim olsun. Taha Candan kardeşim olsun. Emek vererek yaptık. Başarılı da sonuç aldık. Yani güzel oldu benim. Mekanik olarak montaj işlemini yaptık. Yazılımsal olarak harici beyin yapıldı araca. Android telefon üzerinden, Bluetooth üzerinden bağlanıyor. Yani uzaktan evinizde kışın aracınızı çalıştırabilirsiniz. Aracın aşağı inmeden aracınız sıcak bir vaziyette sizi bekleyecek. İsmim İsmail, soyadım Aydoğan. Otoelektrikçiyim. Ben de Orta Sanayi Bölgesi'nde kardeşimle karşı karşıya çalışıyoruz. Evet. Bu araçlara bayağı bir uğraştık. Daha önce dediği gibi kardeşimin bir başka bir araca ses komut olarak uyarlamıştık biz bunu. Şimdi de Şahin'le diğer gördüğünüz BMW aracımıza yaptık bunları abi. Evet, özellik olarak neler var mesela? Özellik olarak her aracın kendi şeyine göre değişiyor, programına göre değişiyor. Mesela bazı araçlarda ayna katlama var, sanduf olan araçlar var. Bu Tovaş'ta mesela bagaj açma kesinlikle yok. Biz bu bagaj açmayı kendimiz yaptık. Onu belirtelim size. Dediğim gibi her kişinin isteğine göre ayarlayabiliyoruz. Şöyle bir durum var. Bizim yazılımcı bir arkadaşımız var. Hani sürekli zaten şimdi bunları yapabilmek için ilk önce bir hayal gücünün gerçekten yüksek olması lazım. Yani rastgele bir insan bunu yapabileceğini ben düşünmüyorum. Yani düşündük hani ne yaparız? Böyle bir ortamda konuşma olunca ya şunu yaparım dedi, şöyle yaparız. Biz de böyle bu şekilde ilerleriz o zaman. O şekilde başladı abi bu. Evet. Peki yine siz usta olarak bunu yaptınız. Çevrenizde oto sanayi sektöründe nasıl bir ilgi gördü? Ya bayağı bir hani yorum olsun, mesaj olsun, bayağı bir isteyen de var aslında. İstek çok oldu, çok güzel karşılandı. Evet. Peki patent olayına gelirsek, patentini aldınız veya ne aşamada şu an? Patent şu şekilde söyleyeyim, patentine uğraşıyoruz. İnşallah alacağız patentini. Bunu da belirtelim size. Evet. Peki geliştirebilir, daha da eksik dediniz veya bunu da yapacağız diye bir projeniz var mı? Mesela hani araçta uzaktan gaz verme olayı, hani o yok mesela. Onu hazırlıyoruz şu anda. İnşallah diğer hafta içinde o yapılacak. Diğer aracın kabuğuna cam döşeme falan olacak. Hani motor işi rahatlıkla görülebilsin diye. Yani birçok eksikleri var, hala yapım aşamasında. Onu belirtelim size. Bu şu an prototip mi diyelim? Evet, aynen o şekilde olabilir. Kontak açık. Motoru çalışıyor. Kumankiti devrede. Kumankiti devrede. Kumankiti devrede. Kumankiti devrede.